Maşallah bugün akıyor kardeşim, maşallah. Bugün bir ziyaretçi akını var kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz, selamünaleyküm hepinize. Bugün dediğim gibi arkadaşlar felaket bir ziyaretçi akını var. Adeta parayı şu anda parayı kırıyoruz. Buna ne oldu ya? Bu ne lan böyle şeye mi? Tahtaya mı dönüşmüş lan zebra? Jabari neredesin yavrum? Jabari. Jabari jabari jabari. Aa burada Jabari. Jabari burada. Apara bu arkadaşlar. Apara bu ya. Jabari nerede? Klombo. Jabari yok. Allah Allah. Arkadaşlar 3 tane zebra olacaktı burada ama Jabari yok ya. Bu kaçıyor bak, bir şey olmuş bak. Bir şey olmuş, kaçıyor bu bak, kaçıyor. Bak bu kaçıyor bak. Neyse kardeşim. Şimdi bugün bir PR yaptık sanıyorum. Evet, makine şu an yanmış. Yağmalamışlar makineyi. Buraya mekanikçi gelsin. Bir PR yaptık sanıyorum kardeşim. Yani biraz şerefsizce bir PR oldu. Ama ziyaretçi sayımız felaket şekilde yükselmeye devam ediyor. Yani yüksek ihtimalle aslana tek atan kaplan diye PR'ımız çıktı sosyal medyada. Bu şerefsizi görmeye geliyor herkes kardeşim. Bakın millet görmeye geliyor. Johnny Bravo bile gelmiş bakın. Bakın Johnny Bravo burada. Hatta Johnny Bravo'lar burada, anasını satayım. Johnny Bravo yanmış. Johnny Bravo yanmamış. Allah Allah, çok ilginçmiş gibi ya. Gerçekten şu anda PR'ımız çok felaket yapılıyor. Yalnız arkadaşlar şöyle bir problem var. İyi ki bakınız bunu böyle yapmışım. Tekne turumu iyi ki kardeşim buradan açmışım. Kafayı çalıştırıp şak 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 balonlar patlıyor. İyi ki kardeşim böyle yapmışım. Zira diğer türlü ne olacaktı? Orada bir kuyruk oluşacaktı. Şimdi bugün hayvanat bahçemizi büyütme vaktimiz geldi. Orta bölgeyi dolduracağız. Yalnız buna yemek vermiyorlarmış ya. Oğlum buna niye yemek vermiyorsunuz? Açım ben. Yılan yemeksiz kalmış arkadaşlar. Bak yemek istiyor ya. Oğlum şuna yemek versenize, bakayım bakalım arkadaşlar. Keeper'lar yetmiyor ya yüksek ihtimalle. Animal is not thirsty, animal is not extra layout diyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bugünkü görevlerimiz şu. Hayvanat bahçesi genel müdürümüz, yani ben kardeşim. Hayvanat bahçesi genel ulaşım bakanına kardeşim, ulaşım işleri müdürüne, o da ben. Bir talimat verdim kendi kendime. Burayı arkadaşlar bakınız, bu orta bölgeyi doldurduğumuzda hayvanat bahçemiz muhteşem bir şekle bürünecek. Fakat kardeşim şöyle bir şey var aklımda. Bakın burayı arkadaşlar, buradan yolu kardeşim getireyim. Te şuraya kadar bir durak daha yapayım burada. Burası bir su yolu daha olsun. Bak böyle. Hatta gönül isterdi ki ulan ne güzel olurdu ama öyle bir şey mümkünatı yok. Rayların tepeden çıkması lazımdı. Şey kardeşim, bu buradan suyun yanından tekne buradan şey, ama çok saçma olur zaten ya. İki tane ulaşım aracının ne gereği var ki burada? Yok yok. Benim söylediğim tam mantıklı. Şimdi yavaştan çalışmalara başlıyoruz arkadaşlar. Şu bölgeyi kardeşim artık kullanıma açacağız. Bu bölgeyi. Zira bu bölge yani boş kaldı. O yüzden burayı doldurup sağlam bir mekan yapacağız burada. Önce bir altyapısını vereceğim buranın. Hemen. Şurada iki bölgemiz daha var. Burayı dolduruyoruz kardeşim. Bu orta bölgeyi bugünkü işimiz bu inşallah. Şimdi bakın arkadaşlar. Delete pat. Bak delete pat olmaz yavrum. Terrain'den bak. Şuradan kardeşim bak. Şu yolu yok edeceğiz arkadaşlar, şu yolu yok edeceğiz. Ama o şeyin durmasına sebebiyet verir. Bir dakika, burayı köprü yapabilir miyiz yavrum ya? Şuradan şunu geçirebilir miyiz ya? Şurayı arkadaşlar şöyle. Ya salak mı bu ya? Ya bu ne böyle kardeşim ya? Bu tükürdüğüm şey niye olmuyor ya? Acaba yollardan ötürü mü diyeceğim? Şu yolları bir sil. En kötü geri alırız. Bu yolları bir sil abicim sen. Sil abicim yolları. Sildin mi? Sildim. Tamamdır, sağ olasın. Teşekkür ederim. Şöyle yapsak. Yok. Hiçbir şekilde olmuyor. Burası böyle olmuyor abicim. Burayı bir yerine koyalım. Burayı bir yerine koyalım. Koy abicim. Adamı da işinden ettik. Koy abicim yerine. Vallahi tekne turu da olabilir. Şey de olabilir ya. Ne onun adı? Ya da çiftli tekne turu olsun kardeşim. Yani o da olur ya. Yani buradan insin adam kardeşim. Buradan insin. Buradan farklı bir tekneye binsin arkadaşlar. Buradan da bakın şimdi. Yolları yapmaya başlıyorum yavaştan. Buradan da abicim şöyle bir yol gelsin. Bakın. Şöyle dümdüz gelecek bu yol. Şu anda dümdüz geliyor. Simetri hastasıysanız lütfen terk edin buraya. Dümdüz geldiğini iddia etmiyorsan git başka, yani gözünü bir yere göster. Evet tamamdır, çok güzel oldu burası. Bakın burası kardeşim böyle bu şekilde birleşecek. İstediğim şey de şu tekne yolu buradan böyle birleşmesi arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar. Şimdi tabi şöyle bir durum var. Burası pat yolu. Ya bir git şuradan be. Allah Allah, in aşağı. Burası arkadaşlar pat yolu. Yani burası kullanış yok burada. O yüzden şöyle yapacağız. Şuraya 1, 2, 3 sokak açacağız. Burayı böyle bağlayacağız. Evet abicim, çok güzel. Evet, bahsettiğim noktada bu arkadaşlar. Bakınız şöyle bir yol getirdim kardeşim burada. Ufak bak, çok fazla derin yapmayacağım bu sefer. Çünkü su zaten buraya geliyor abicim. Gerek yok bu kadar derin yapmaya. Müthiş ol. Evet, su taştı şu an, hayırlı olsun inşallah. Şu anda su taştı. Şurayı abicim taşırmayalım. Şurayı bir normalleştirelim. Bakın burası hiç hoşuma gitmedi şimdi. Şurayı bir yükselt abicim. Tamam, ufak bir taşkınlık olabilir. Ufak bir taşkınlık olabilir. Müthiş oldu şu anda gerçekten. İşte burada işler kızışıyor arkadaşlar. Burada bakın. Benim müthiş bir şeyim var aslında. Şeyim. Ne onun adı? Buraya ağaç. Burada ağaç var ama ya. Buraya olmaz ki. Bir de bu tekne buradan sığmaz zaten. Bak buraya da su koyayım diyecektim arkadaşlar. Örneğin koyalım bir. Şöyle kardeşim.
Buradan da su gitsin diyecektim ama gerek yok. Her yerde de su olmasına gerek yok abicim. Orası ağaçlı bölge kalsın. Bence burayı böyle kapatalım. Yeterli burası. Ya bu tükürdüğümüz şeyini nasıl böyle birleştireceğiz abicim? Birleştirmeden çok kötü olacak ya. Şimdi station'ı birazcık şeye çeksem acaba oluyor mu diye bakıyorum şu anda. İstasyonu birazcık ileriye çektim. Şimdi burayı yapabilirim, yapabiliyor muyum? Yok. Yine yapamıyorum. Bak burası arkadaşlar hiçbir şekilde şu tükürdüğümün bölgesi şey yapmıyor ya. Yani bu ne burada bu? Bu niye böyle duruyor? Onu da anlamadım. Şöyle ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Şunu düzelt. Yok arkadaşlar burası olmuyor ya. Oğlum bu ayıya ne olmuş lan? Bu ayı donmuş. Ne oldu ayı? Bu ayıya bir şeyler oluyor ya. Ne diyor bu ya? Ne yapıyorsun lan? Kavga mı edeceksin? Bak arkadaşlar bunlar yine dövüşmüş bak. Bak bu dövüşmüş gördün mü? The Witcher anasını sattımın ayısı bak. Ama bilmezsiniz ki o 3-5 şilet yarası ela gözlü sevdiğimin hatırası. Bunlar yine kavga etmiş bak. Bunlar bıkmadı bunlar kavga etmekten ya. Bir ikisinin de kardeşim bir boynunu bir yere bir boynunu bir yere ikisinin de boynunu bir kitleyeceğim. Mevlana kıskacını bir açacağım ondan sonra kavgayı görecekler ya. Kaşınıyorlar arkadaşlar başka bir şey değil kaşınıyorlar ya. Arkadaşlar bu olmuyor. Bunda yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Bak burada da bir mühendislik zekası var. Bak geri zekalılar buraya kardeşim şey yapmışlar. Bakın gişe para verip geçiyorlar gişeden. Bakın burada bir yol daha var. Adama şey mi sunuyorsun şimdi? Bedava geçebilirsiniz ama paralı da geçebilirsiniz isterseniz. Bunlar enayi oldular ya. Bunları ben eğitemedim kardeşim. Bunları eğitemedim ya. Neyse evet tamamdır kardeşim. Şimdi işimize bakalım. Oraya bir suyu yaptık. Şimdi bu su burada bir dursun abicim. Çok da büyütmeyeceğim hayvanat bahçesini şimdilik. Şu bölgeyi doldurduğumuzda bize yetecektir. Yani çok fazla büyütmenin anlamı yok. Burayı kim deşti böyle? Grader'le birisi girmiş buraya benim haricimde. Buraya benden habersiz kim girdi Grader'le? Bakayım şöyle bir düzeltin. Şurayı bir düzleyin abicim. Çok güzel. Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi buradan bir tane pat atıyoruz kardeşim. Bakın şimdi. Arkadaşlar buradan ama sığabilecek düzeyde. Burası ufak olur. Şöyle atabiliriz bu arada. Karşısından atabiliriz sokak gibi. Evet. Şöyle güzel. Şöyle biraz bombe ver abicim oraya. Çok güzel. Tamam. Müthiş. Muazzam oldu. Muazzam. Orayı bu arada bilerek oraya çok yaklaştırmadım. Bakınız burası da arkadaşlar personel yolumuz. Tam ortaya personel yolu bıraktım. Çünkü kafa zehir kardeşim. Kafa zehir. Kafa zehir. Şimdi buradan bu yol geldi abicim böyle. Bu yol geldi. Evet. Selim Bey'in buraya bağlandı. Çok güzel. Tamam. Buraya kardeşim şimdi 3 tane şey açabiliriz. Buraya bakın. Şöyle. 3 tane daha habitat açabiliyoruz buraya. Güzel habitatlar yapalım. Güzel bariyerler kullanacağım bu arada. En pahalı bariyerleri kullanacağım. Bakın glass var kardeşim. Bakın bu da var mesela. Steel mesh diye bir şey geldi. Bu yeni. Bunu yeni yaptırdım. Şeylerime. Şeylerime. Çalışanlara. Şimdi şunu 3, 4, 5. 5'er tane yapalım abicim. Bu kaç olsun? 1, 2, 3. O nasıl sayıyorsun ya? Allah Allah. Dur. Şöyle kardeşim burayı böyle birleştiriyoruz. Burayı böyle birleştirmiyoruz. Bir dakika. Enayi enayi hareketler yapma. Şunu şöyle birleştir. Düz. Düz birleştir. Düz düz. Bak düz hariç. Arkadaşlar düz hariç her şeyi birleştiriyor bakın. Yo illa oraya bombe verecek. O bombe vermeden o dayanamayacak ya. Neyse ver bombe tamam ya dur. Şimdi burayı böyle yaptık. Bu ne ya böyle elektrikli çit lan. Oğlum elektrikli mi lan bunlar? Oğlum bunu niye yapıyorsun hayvana ya? Klimlemle no water tight diyor. Tamam sıkıntı yok. Buraya bir tane daha bundan koyacağım. Olmadı düzeltiriz. Şey yaparız. Farklı bir gereksinim olursa arkadaşlar düzeltiriz. Aynı boyda yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 2, 3, 4, 5. Anırma hipopotam anırma. Buraya komşu gelecek. Komşu geliyor ya arkadaşlar sinirlendi. Hipopotam sinirlendi. Tamamdır muazzam oldu gerçekten. Bakın burası personel yolu arkadaşlar. Şimdi izleyin olayı. İzleyin olayı kardeşim. Bundan sonra personeller milletin içinden deli dana gibi koşturmayacak. Evet geldi. Bundan sonra personeller deli dana gibi koşturmuyor kardeşim. Buradan bu habitata girme yöntemleri var artık. Şunu da şöyle bağlıyoruz. Bunlar personel yolları abicim. Bakın personel yolu burası. İki tane kapısı oluyor bundan sonra her yerin. Bir ön kapısı bir arka kapısı. Hatta yok arkadaşlar ne gerek var ki buraya kapı koyayım anasını satayım. Sanki millet kapıdan mı giriyor ya? Glass Habitat Gate koyalım buraya. Şöyle arkadaşlar. Şuraya da şöyle koyalım kardeşim. Muazzam. Gerçek anlamda muazzam. Evet. Evet. Muhteşem. Muhteşem ötesi. Aynı şekil yapacağız. Aynı şekil yapacağız. Ya arkadaşlar bu işi biliyorum ya. Biz bu işi başarmışız. Şimdi tadım yapacağım. MC dediğim zamana geçiyoruz. Bu da aynı şekilde pat yolu kardeşim. Şu ağacı şuradan alır mısınız abicim? Alın şu ağacı şuradan. Şak. Greenpeace tarafından kırmızı bülten. Dangerous fight varmış burada bu arada. Ne oluyor burada? Kavga çıkıyormuş. Ne oldu? Burada kavga çıkacakmış arkadaşlar öyle söylendi. Kavga mı çıkacak burada? Dövüşün bakalım kim hadi kim kimi yerse hadi. Kim kimi yerse aslanım hadi. Hadi dövüşün de biraz PR olsun hadi. Bütün hayatım boyunca değerli bir yığına dönüşeceksin. Bunlardan bir tanesini satacağım senin de ya. Çok sinirlenmeye başladım. Bu alfa şey bu ne oğlan mı bu? Bunu satıyorum. 273 para sat gitsin. Git lan. 485 para mı oldu arkadaşlar? Müthiş kardeşim. Gerçekten müthiş. Bakın VIP gelmiş bu arada. Say hello diyeyim şuna. Reward 20. Aa say hello deyince para geldi. Oğlum 500 para mı oldu lan? Ne güzel lan. E tamam buradan kardeşim şu parayı kasalım işte böyle böyle. Yeni mekanım inşallah yapılıyor şu anda. Arkadaşlar yeni mekanımız yapılıyor. Aynı şekil kardeşim. Aynı habitattan. Bak şimdi blueprint
kesinti olarak kaydediyorum ama olmuyor ya bu enayi şeyi. Habitat Glass. Habitat. Ben bunu böyle yapıyorum kardeşim. Bu olmuyor. Biraz enayi işine benziyor. Ya normalde benim bunu buraya koyabilmem lazım ama koyamıyorum. Bu ne böyle? Goril ağır ceza hapishanesi mi? Vay be. Ahanda koyuyorum. Ahanda koyuyorum. Ya koyamıyorum arkadaşlar. Ne enayi adam bunlar ya? Aslında koyarım. Nasıl koyarım biliyor musunuz? Bakın şimdi. 30 saat uğraşacağımıza hemen yaparız. Şu patı şuradan silsek bu bana bunu koyduracak. Yol olduğu için arkadaşlar yolla birlikte şey yapmıyor sadece. O sıkıntı ya. Yoksa bu da enayi de. Şimdi aynı mekana bunu şak olmadı. Şak. Hay tüküreceğim ya böyle işe ya. Evet koyamadım kardeşim. Zortladık. Zortladık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Zortladık. Tamam sıkıntı yok abicim. Aynı şekilde bir daha yapacağım. Şuradan. Şöyle geliyor. Beşer tane. 1, 2, 3, 4, 5. Aslında arkadaşlar şurayı tek bir yol mu yapsaydık? İki yol mu yapsaydık ya? İki yol daha iyi olmaz mıydı kardeşim? Şöyle şöyle. Gerçi yok ya. Karıştırma yani. İki yol abi. Hadi oradan ya. Yolun kralı var burada işte. Tamam yeter. Allah Allah. Bu kadar yeter. Şöyle şurayı da abicim. Şöyle kapattık. Yine yamuk oldu burası. Çok güzel. Tamamdır. Karşısına da bir tane yapıyoruz kardeşim. Burayı bitiriyor. Sen ne arıyorsun burada mekanikçi? Hiç. Müdürüyüm lan ben buraların. Nereye gideceğimi sana mı soracağım? Buraya yeni personel alacağım bu arada ya. Bunları çalıştırmayacağım. Bir de şu iş dağılımını artık yapacağım kardeşim. Bakın boşuna boşuna personel parası yediğimizi düşünüyorum. Evet. Muhteşem oldu gerçekten. 4 tane de burada oldu. Buraya da aynı şekilde habitat kapılarını koyuyorum. Burası arkadaşlar sadece ve sadece şeylerin girebileceği bir yer. Dur lan şurayı kapattı. Oğlum kapısız köyden mi çıktın? Şurayı kapatmayı unuttuk lan dur. Allah. Şurayı arkadaşlar kapatmayı unuttuk. Şurayı da hemen kardeşim aynı şekilde kapatıyoruz. Tamamdır. Muhteşem oldu. Buraya da 2 tane Glass Habitat Kate koyuyoruz. Tamamdır. Burası 4 tane gördüğünüz gibi. Bu şekilde olacak. Eğer ki yine bir revizyon gerekirse revizyon yapacağım. Şimdi bakın oturmaya başlıyor yavaştan şeyimiz. Şurayı kardeşim. Burayı da aynı şekilde otomatlar ve pazar alanları yapacağız. Buraya birer tane daha habitat sığar bu arada. Şöylemesine. Burası kardeşim personel kapısına bağlanan yer burası olacak. Personellerin hiçbir şeyi ziyaretçiyi rahatsız etmeden oradan buraya geçmeleri lazım. Bir de şu anda verebileceğim bir şey var mı abicim? Hayvan var mı? Ufak hayvan. Bana biraz para lazım. Özel bir hayvan alalım arkadaşlar. Ya aslan alalım ya kaplan alalım ya. Mesela bu kardeşim mesela. Bir tane erkek ayımız var burada. Bu ne? Dişi ayımız var. Başka ayımız var mı abicim? Başka ayı varsa satacağım. Başka ayı yok. O zaman bunları veremeyiz. Başka var mı şöyle arkadaşlar ya? Bunların da böyle evlatlarını salıyoruz gibi oluyor ama. Ahanda bunu salabiliyoruz abicim. 55 para. Sal gitsin. Sal gitsin abicim. Ufakları salıyoruz. Maymun çıkmak isteyen var mı koçum? Rehom diyor kardeşim. Ne diyor? Knight şey diyor. Kavga mı çıkarıyor bunlar yine? Kavga mı ediyorsunuz? Kavga çıkarmayın bak. Bak birinizi satarım haberiniz olsun. Aynı oyuncakla oynamayın. Bak orada 1000 tane oyuncak var. Tamam. Şuradan arkadaşlar bir de 2000 dolar ödülüm varmış. Onu da aldım. Zaten paradan bol bir şeyimiz yok artık. Allah'a şükürler olsun. Animalist Thirsty diyor. Şu hayvana da bir su koyun. Ya bunu arkadaşlar işin sıkıntısı bakmıyorlar kardeşim ya. Gerçekten şaka gibi ya. Elemanlar bakmıyor ya. Oğlum bu ne lan böyle eksi mi? Oğlum bu ne lan böyle eksi mi para yapıyorsun? Ha bir de şeyleri arttıracağım şimdi. Şurayı açınca arkadaşlar. Max speed'i arttıracağım kardeşim. 10 kilometre hızla gidecek. Tamam mı? 1-2 load. 1-2 load olunca gidecek. Burayı da düşürüyorum. Max wait time 10 saniye. Min wait time 5 saniye abi. Don't block station. Can years yearly quest diyor. 3 saniye. Ha tamam. Ticket price da 20 dolara. 30 dolar abicim. Elim çarptı 30 dolar oldu evet. Yapacak hiçbir şey yok. Paranız yoksa binmeyin. Paranız yoksa da binmeyin. Beni ilgilendirmez. Burada bir sıkıntı varmış bu arada ya. Çözdün mü? Problem varmış burada. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum tekneyi nereye atıyorsun ya? Salak mısın ya? Ne oldu lan buna? O hayvan moral bozulmuş birden habitat yok diyor. Temperatüre çok kötü diyor. Sıcak daha yüreğim yanıyor ya. Oğlum ne alakası var? Burada soğutucu yok mu yavrum? Git bak deli midir nedir ya? Allah Allah. Arkadaşlar kendi kendine yapıyor ya. Hiç kimsenin bir şey yaptığı yok ya şerefsize ya. Kaplumbağaların nutrition'ı çok kötüymüş. Hidrasyon diyor. Bak ama artık bu hayvanlara bir su verme. Oğlum kaç tane kaplumbağa var lan? Bu ne lan böyle? Oğlum bu kaplumbağalara ne olmuş lan? Arkadaşlar 9000 tane kaplumbağa gelmiş buraya. Yalnız şu dediğim gibi işçi dağılımlarını yapalım artık yavaştan. Yeni bir hayvan alacağım kardeşim bir de. Şu boş bölgeyi buraya değil. Burayı daha doldurmuyoruz. 2 tane boş bölgem var bakın burada. Bunları doldurmadıkça para da artmayacak zaten. Şöyle abicim parayla alınabilecek ama şey normal parayla normal. Karınca yiyen var mıydı bizde ya arkadaşlar? Bir bakalım kardeşim bizde karınca yiyen var mıydı? Hatırlayamadım şimdi. Karınca yiyenimiz var mıydı? Vardı gibi hatırlıyorum ama neredeler? Aa karınca yiyen kalmamış hiç. O zaman karınca yiyen yapalım abicim buraya. Getirelim 3-5 tane. Boş mekanımız var mı? Burası ne? Burasıydı işte arkadaşlar karınca yiyenlerin mekanı. Ben mi yanlış hatırlıyorum kardeşim? Burası karınca yiyenlerin mekanıydı. Burasını işte karınca yiyenler aşiret olup şeye kaçtılar. Aşiret olup birini taramaya gittiler kardeşim. Evet tamam. Güzel. Buraya karınca yiyen alıyorum 2-3 tane. Ama önce bir hayvanların abicim kaç kişi yaşadıklarına bakacağım ya. Yeter ya. Aardvark alıyoruz abicim. Zoopedia'dan bir bakalım kardeşim şimdi. Bunlar kaç kişi yaşıyorlar? 1 adult, 2 adult, 3 adult. Ne diyor bu ya? Fum
fuck. Male dominance non polygonus shy yes. Can quest enter habitat. Yes diyor lan. Aa yes diyor lan. Harbi mi lan? Arkadaşlar ziyaretçiler habitatın içine girebilirler diyor. Karınca yiyenler bir şey yapmaz diyor. Para karşılığında girdirebilirim. Şimdi art var. Art dur şimdi bak yanlış yazıyorum. Art var. Getir abicim art varkları bakayım en iyilerini, en pahalılarını. Ne şerefsin sen. $1,500 adopt diyelim bunu kardeşim. Bunu aldım bir tane. Bir tane de dişi alalım. Başka var mı? Başka yok zaten. Başka almayalım. Kavga edecekler çünkü belli ki. Şimdi bunları buraya yollayalım. Evet. Şunları arkadaşlar. İkisini buraya yollayalım. Birisi beni şu anda protesto ediyor. Kırarım sizin belinizi bak ha. Kimi mi protesto ediyorsunuz lan? Bunu protesto etmeye geliyorlar. Su yok diye ya. Oğlum aa yeni mi geldin? Öküş adamlar geldi. İşlenen tüm suçlar üstüme kaldıktan sonra mı geliyorsun ya? Allah Allah. Ya bu kaplumbağalarla arkadaşlar şöyle yapacağım. Megan Canfield var ya kardeşim. Megan Canfield kaçıyor bak kaçıyor. Megan Tanfield. Start training $150 abicim al. Senin maaşını arttırdım ulan şerefsiz. Sen hele bir şey yapma da göreyim ben seni hadi. Şuraya arkadaşlar bu arada şey olabiliyor kardeşim. Yüksek ihtimalle. Nutrition diyor bak. Buraya iki tane daha şey atalım. Ne onun adı? Su şeyi. Su bombelesi atalım. Çünkü belli ki bu şerefsizler bunlara yemek yedirmiyorlar. Şöyle water bowl atalım bir tane. Bir tane de food try atalım. Medium'da bir tane şey atalım. Çünkü çok kalabalıklar kardeşim. Çok kalabalık oldukları için yemeği kıyasınlar yani. Onu koydum. Adam sarhoş mu bu ya? Sarhoş mu? Çok kalaba ya vallahi billahi. Tamam artfaklar geldi mi abicim? Ayılar burada ayılar. Ayı oğlu ayının oğulları burada. İki ayı burada kalsın. Fazlasını istemiyoruz. Zebralar iyi mi? Üç zebramız vardı. İki tane kalmış. Bir tanesi kayıp. Aha burada. Das Mil Quality diyor kardeşim. Bir tanesini daha bu arada salabilirim arkadaşlar. Sokağa. Çünkü bakın bir alfa var. Bir alfa var. Oğlum iki tane erkek var lan burada. O zaman salmaya gerek yok. Boş ver. Şu hayvanın da şeyi sıkıntı ya. Yemin ediyorum ya. Arkadaşlar bu hayvanın da şu temperatürü çok sıkıntı ya. Şundan iki tane daha atacağım kardeşim ya. Cooler'dan. Dur bakalım cooler atalım. Bayağı bir cooler attım buraya şu an. Burayı soğutmak için. Buraya abicim bayağı bir cooler atıyorum. Çünkü bu hayvan gerçek anlamda sıkıntı yaşıyor. Ulan hayvanı protesto edeceğini şerefsiz. Bak. Hayvanın protesto edeceğini gel hayvana iki yudum su ver o zaman. Oradan bağırınca bir şey mi oluyor? Ya adamı sinirlendiriyorlar arkadaşlar ya. Geldi mi karınca yiyenler? Gelmiş. Tamamdır. Var mı sıkıntınız abicim? Yok. Güzel. Tamamdır. Karınca yiyenler geldi. Bunların mekanıydı zaten karınca yiyen mekanı arkadaşlar. Hiçbir şey değişmedi. Çok güzel. Tamam mı ya abicim? Hadi ben şimdi bak mekan büyütmeye gidiyorum. Şimdi yeni hayvanlarımızı almaya başlayalım kardeşim. Hiç almadığımız hayvanları. Mandriller var. Oo hipopotam. Oğlum in trade center'da mandriller başlıyor. Yazit bekliyor ya. E burada da mandriller var. La oğlum iki tane çocuklar olmuş lan bunların. Bomani ile şey. Bakın işte arkadaşlar çocukları olduğunda kardeşim ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunları salıyorsunuz sokağa. Ondan sonra daha para yapıyorsunuz. Şimdi iki tane daha mandril var. Onları satabilirim bu arada bunları. Yani bunların hepsini satabilirim. Bakın $12,000 gidiyorlar. Bunları verelim mi acaba ya arkadaşlar? 4500 appeal'ları var ama çok iyi ya. Yazit var mesela burada. Ben bir abicim pazara bakayım da bulamazsam gelirim tamam. Bulamazsam geliyorum. Habitat clean liste risk diyor. Bakınız. Tamam temizliyor işte abicim adam. Adam temizliyor sıkıntı yok. Öyle her şeye de laf etmeyin. Ya yengem aileni dayım aileni almışın geziyorsun da dayım. Bak burada bir şey var mı dayım bak. Ha? Ebesin örekesine gelmişim. Bak orada bak ama insanlar orada duruyor. Sen niye buraya geliyorsun ya? 3 tane aynı tip çocuğun var senin ya. Bu ne? Bu kimin çocuğu? Bu senin çocuğun değil. Bu çalmışsınız siz bunu. Ya adamlar valla şu dehidrasyona vuruyor abicim ya. Bu tükürdüğümün yerine ben yanlışlıkla 2 tane yine water bowl mu? Ay futbol mu koydum arkadaşlar ya? Bu şerefsizler beni boşuna şey yapmıyor demek ki. Haklı bunlar ya. Aa ben 2 tane futbol koymuşum yanlışlıkla abicim. Water bowl koyacaksın ya. Al water pipe koyuyorum hatta ya. Al tamam su çektim buraya su. Al su çektim buradan içsinler suyu. Tamam sustular gidiyorlar. Bak suyu koyunca gittiler arkadaşlar. Suyu koyunca defoldular gittiler. Şurası da bir deve mekanıydı arkadaşlar. Ben deveyi de yanlışlıkla sattım. Şimdi deve alabilirsem deve almaya çalışacağım. Ya da şöyle güzel bir hayvan lazım abicim. Yani güzelden kastım şöyle para yapacak. Şimdi Yejide abicim. Afrikan Buffalo. Bende Buffalo var mı? Bakıyoruz Afrikan Buffalo var mı? Oğlum ben bir sürü hayvan vardı bende. Nereye gitti lan hepsi? Buffalo bende kalmamış. Evet Buffalo kalmamış. Bence burası Buffalo'ya tam uygun olur. Buraya iki tane Buffalo alıyoruz abicim. Afrikan Buffalo alıyoruz. Evet Afrikan Buffalo. En pahalılarından alacağım. Ama şey parasından almam abicim haberiniz olsun. Bir tane bundan alayım. Başka da yok arkadaşlar ya. Erkek bufaloyu parayla satıyorlar ya. Allah Allah. Erkek bufaloyu parayla satıyorlar değmez. Bence iki tane dişi bufalo alalım şimdilik. Tamam mı? Bunlar burada dursun kardeşim bence. Bunlar anlaşır burada ya. Evet tamamdır. Güzel. Bunların ikisinin su şeyini de koyduk. Tamamdır. Hayvanları getirsinler buraya şimdi. Lan transformatör yanıyor lan. Mekanikçi. Mekanikçi koş buraya ya. Ya arkadaşlar bu şey de bir bitmedi kardeşim ya. Vallahi billahi. Bu tükürdüğümün hayvanları da bir susuzluktan geçemediler ya. Şimdi bak burası da çöp içinde. Şimdi yavaştan şu dediğimiz işi de halledelim artık. Vet research'lara bir bakalım arkadaşlar neleri. Rotavirüsü çözdük şu anda. Rotavirüsü çektik. Afrikan Buffalo'lara çalışın
abicim. Mekanik research'lerden seçtik. Food shops'lar gelmiş yeni. Çok güzel abicim. Food shop'ları koyacağız. Drink shop istiyorum ya. Mekanikçiler. Drink shop. Bundan bariyerlere çalışın abicim. Bir kişi daha çalışsın, tamam yeter. Bir de power'a çalışın. O da tamamdır. Facilitese baktık arkadaşlar. Hike demand'lara bir bakalım. Gulpes odalar bakın. Çok fazla. Şimdi bu profit yapmayanları kapatabiliriz bu arada. Yani eksi yazanların hepsini kapatabiliriz şu anda. Bakın close diyorum. Eksi yazanlar kardeşim para yapmıyorlar. Yani bu nesi para yapmıyor ki acaba burası? Tamamdır. Şimdi bak burada bir gözle görülür şekilde çöp sorunumuz da var. Şöyle yapıyoruz kardeşim. Burayı arkadaşlar sadece bakın sadece burayla ilgilenmesi için işçiler alacağım. Yani sadece exhibitler abicim. Sadece exhibitler. Bunun da staff room'u nerede abicim? Staff room'u. Heh, staff room'u da burası. Sadece workzone 17 böcek mekanı. Böcek mekanı ile ilgilensin abicim. 2 kişi alacağım. 1 keeper alacağım. 1 keeper aldım. Bir de caretaker aldım arkadaşlar. Bunların ikisi yeni aldığım 2 eleman sadece böcek mekanında çalışacak. Evet. Mekanikçi değil, security guard. Caretaker'ların sadece yeni bölge değil, böcek mekanında çalış abicim sen. Bir de şey yapalım ya. Bir tane de arkadaşlar educator verelim ya şeye, bu bölgeye, şu boşlardan. Exhibitlerin orada bir educator geçsin sürekli. Milleti bilgilendirsin. Evet, çok güzel oldu abicim. Müthiş oldu. Şimdi böyle olacak işte. Hatta aslında personele şurada yeni bir yer yapıp şurayı açabiliriz. Onu da daha ilerleyen düzeyde. Bunun da nasıl havada durduğunu sormayın kardeşim. Açıklayamam. Bu kadar. Mesela bu da ayrı bir öküz. Bak bu da ayrı bir öküz. Ha yok lan. Oğlum pardon lan. Burası şey yolu arkadaşlar. Staff yolu ya. Ben şaşırdım. Kendim şaşırdım yanlışlıkla. Kusura bakma dayı. Verdim buraya şimdi. Nasıl işler yürümeye başladı mı abicim? Bakın buraya iki caretakers verdim. Buraya çabuk çalışın. Afrikan bufololarım geldi mi? Onların keyfi yerinde mi? Bakıyoruz hemen. Arkadaşlar terrain'den pek uygun değilmiş. Hemen düzeltelim abicim. Tamamdır. Grass long istiyorlarmış bunlar çoğunlukla. Veya grass short. Tamamdır. Güzel. Navigate swimming kare. 30 metrekarede yüzecek alan istiyorlarmış. Yaparız aslanım yaparız. Yaparız aslanım. Sen iste yeter ki yaparız. Şuraya hemen bir su yapalım abicim. 30 metrekarelik. Al. Oldu mu? Bakalım arkadaşlar. Evet. 351 metrekare yaptım. Ya yarım kilo dedin ama fıstığı 9 kilo oldu. Sıkıntı yapar mı? Arkadaşlar biraz büyük oldu. Terrain ama oldu kardeşim. Güzel. Tamam. Bunların ikisinin de durumları güzel. Buraya da yemek getirin. Keeper'lar buraya da baksın abicim. Animal died diyor ya. Kim öldü lan? Ya Ojor öldü arkadaşlar. Ojor ya. Ojor öldü. Ulan Kojan ölmüş. Kojan. Bak Kojan ölmüş. Bak. Bana ne? Bak Kojan ölmüş. Sen hala susadım diyorsun ya. Bu kim lan? Bu da çocuk. Abicim bir de bu arada şöyle de bir durum var. Bu milletin ulaşması gerçekten problem yaratıyor. O yüzden en mantıklı olay kardeşim söylüyorum bakın size. Personel kapılarını kullanmak. Yani en mantıklısı personel kapısını kullanmak abicim. O yüzden buraya personel kapısı yapacağım bir tane de. Buraya evet koyulmuyormuş. Bu ne? Glass Air Talk. Small Metal Habitat Gate diyor. Bunu koyamıyoruz. Wooden da koyamıyoruz. Glass Guest Gate. Dur lan şeye ziyaretçi kapısı yapayım lan. Karınca yiyenlere. Karınca yiyenlere millet gezecekmiş. Gezsinler hadi. Aslanlar bak ziyaretçi açıldı. Aa diyor bak şaşırdı. Allah açıldı lan. Kapı açıldı lan. Oğlum kafanıza göre açmayın ha. Bak girecekseniz girin bakın. Ama şey yapmayın. Ojora ölmüş arkadaşlar. Ojora'yı aldırıyoruz hemen kardeşim. Fabayon'un da durumu kötüymüş. Bir dakika abicim. Yok. Arkadaşlar olmayacak böyle. Olmayacak kardeşim. Vallahi billahi olmayacak. Şöyle yapıyoruz. Kaç tane şu anda şeyimiz var? Mekanımız var abicim. Bir mekan da buraya açsana. Burası zaten personel yeri değil mi abicim? Bir mekan da buraya açıyorum. Arkadaşlar bu iş iyice kardeşim kötüye gitmeye başladı. Bakın research center falan var. Bak Afrikan yeri var kardeşim. Şimdilik bunları yapmayacağım. Bunları ilerleyen dönemde yapacağım. Yeni mekan açtığında konsept mekan açarım. Güzel olur ya. Vallahi çok güzel olur ha. Abicim bir tane buraya karantina açın. Tamam mı? Research center açın. Burası personel yolu zaten. Veterineri, surgery açmayın abicim. Workshop da açmayın. Ha workshop açın. Workshop açın. Bir tane staff room açın abicim. En önemlisi benim o. Research center, veteriner surgery. Staff room nerede abicim? Staff room small. Staff room. African staff room. Ne yapayım ya African staff room? Evet bir tane staff room buraya koyduk. Bu dip dibi oldu biraz. Olsun. Sıkıntı yok. Arkadaşlar işler kötüye gidecek kardeşim belli ki. Şimdi benim personelimin karşıya geçmesi için bir yol yapmam lazımdı. Nasıl yapacaktık? Yapamıyoruz. Buradan bu geçmez. Yani bu sorunu eğer ki kökten çözemezsek gerçek anlamda problem yaşayacağız. Ben size söyleyeyim. Şuradan bir karşıya geçiş yapmam lazım ama nasıl yapacağım ya? Buradan kardeşim ne bileyim yani. Ahan da böyle işte. Ahan da böyle. Evet. Böyle. Tamamdır. Müthiş. İşte bu kadar. Doğru. Tam olarak istediğim bu ama şunu karşıya taşı. Bu çok kötü durdu böyle. Ya bir dur be. Ya arkadaşlar kıçımızla dağları deviriyoruz ya. Şimdi bak şunu kardeşim istediğim şey şu.
Evet budur. Müthiş. Müthiş abicim. Personel buradan oraya atlayabilsin istediği gibi. Tekne de altından geçsin. Şimdi çok güzel oldu burası. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bütün işçilerimizi kardeşim work zone'lara ayırıyoruz. Bu birazcık mesele bir iş olacak bu arada. Bakın şimdi. Yaklaşık olarak keeper, mekanikçi, security kardeşim bir ekip daha aldım arkadaşlar. Vendor almıyorum. Vendor almıyorum. Gerek yok. Veterinarian kardeşim, educator. Hepsinden birer tane işçi aldım. Ve mandril ekibi diye bir şey oluşturdum. Mandrillere sadece bunlar bakacaklar. Evet. Ama sadece mandrillere değil aslında. Bakın sadece şu bölgeye. Mandrillere demişim ya. Evet. Select work zone. 6 kişiyi seçtim. Mandril ekibine işaretledim. Evet. Tamamdır arkadaşlar. 6 kişi sadece bu bölgeye bakacak kardeşim. Başka bir yere koşmayacaklar. Bu işte böylelikle çözülmüş olacak inşallah. Çok güzel oldu. Yani personel çok alıyorum belki. Hani para biraz personele gidiyor ama bence değer. Çünkü o işi çözmemiz lazım. Bir de educator da iyi değiliz arkadaşlar ya. Bir de vandalizit var. Bak şunu replaj edelim. Crime da kötü mesela abicim. Crime de kötü. İki tane de güvenlik görevlisi almam lazım ya. Millet şey yapıyor ya. Vandalizm yapıyor şerefsizler ya. Şimdi abicim bak. Buraya bir tane security. Buraya bir tane security. Şu buraya bir tane security. Üç tane security aldım. Tamamdır. Ve kardeşim tabii ki bu ne oldu arkadaşlar şimdi? Köpek gibi masraf yaptık bu işe. Bana kalan para düştü. O yüzden ne yapıyorum? Ne kadar zam yaptıysam abicim, ne kadar para harcadıysam o kadar yansıtıyorum buraya. 38 dolar çocuk, 40 dolar da yetişkin. Şimdi 2000'in altına düşersek sıkıntılı bir sürece gireriz. Yani fiyatı deneyeceğiz. Fiyat 2000 şey, anlık ziyaretçi sayısı 2000'in altına düşerse anlayın ki kardeşim sıkıntı vardır. Bu an bir de parayı zaten kırıyoruz. Bir de 2 tane daha caretaker alacağım abicim ya. Yok, mekanikçi değil. Mekanikçiye ihtiyacımız yok. Caretaker'a çok ihtiyacımız var yani. Temizlikçiye çok ihtiyacımız var. Tekmeleme oğlum, niye tekmeliyorsun ya? Ve arkadaşlar yapacağım iş tabii ki şu kardeşim. Şu kapıyı alacağım. Bakın bu kapıyı alıyorum arkadaşlar. Koşun lan! Herkes koşsun! Oğlum anime! Oğlum! Yanlışlıkla! Oğlum kaçma yok! Kaçma yok! Lan kapıyı kırmadık oğlum! Kim kaçtı? Lan kaçma yok! Lan bu kaçamaz oradan! Kaçamaz! Ya salak mısınız ya? Arkadaşlar kapıyı kırdım. Gerizekalılar sanıyor ki şey oldu ya. Ya bak insanlar gidiyor. Bunlar ne gerizekalı. Ben sizin kafanıza tükürsem siz ondan da anlamazsınız ki ya. Ya ne enayi adamsınız siz ya. Oğlum bunlar sakin. Tamam sakin. Sakin. Yalnız arkadaş öyle bir sıra oluyor ki anasını satayım burada da. Millet kaçamıyor da bir şey olunca. Abicim kim kaçtı ya? Emergency diyor. Escape diye gösteriyor. Ha anladım. Ulan bir dakika arkadaşlar ben enayiyim biraz. Kardeşim tabii şey oldu şimdi. Tabii mantıken kardeşim şey. Buranın şimdi kapısını aldığımız için burası habitat olmaktan çıktı. O sebeple hayvan kaçmış olarak gösteriyor. Şimdi oldu bak. Ama bunların da salaklığı kardeşim yani. Bizde sıkıntı yok. Bunlar gerizekalı. Kaçışıyor bak. Bizim adamlar da kaçıyor. Neyse abicim bir problem yaşadık ama inşallah düzelir şimdi orası. Ya alt tarafı kapının yerini değiştirdim ya. Bu arada kapıyı buraya koydum arkadaşlar. Şeyler personel girebilsin diye kardeşim. Kapıları personellerin girebileceği yerlere koyacağım bundan sonra. En temizi o. Fiyatları arttırdık. Fiyatları arttırdık abicim. Bak bunların hidrasyonu yine kötü. Mandrillerin hidrasyonu. Anlamıyorum yani su şişesi mi yok? 10 litre su var burada abicim. Yoksa kavga mı ediyorlar arkadaşlar acaba? Hani yetmiyor mesela kardeşim yüksek ihtimalle. Buraya bir tane water pip koyacağım ya ben. En temiz abicim. Al water pip koyacağım. Hayvanlar kendi kendine oradan içsin. 2000'in altına düştü ama onu ben saymıyorum. Çünkü biraz bir problem olup da düştüler. Tabakhaneye bir şey yetiştiriyor bunlar, koşuyor da. Aslında şu storage animal'ları kullanabiliriz de arkadaşlar. Hipopotam var, Nuri var mesela burada. Neyse abicim. Staff har facility'de kuyruk bekliyormuş. Aa bu hayvanın yaşından ötürü ölmüş bak, ölüyor. Ben artık gidiyorum koçum. Yolcu yolunda gerek. Allah'a emanet olun, tamam mı? Ya keşke bu kadar erken gitmeseydim be abi. Şimdi buralar hiç sensiz çekilmeyecek. Arkadaşlar çakal öldü ya. Bay çakal ya. Baba şu an ölüyor. Evet öldü gitti evet. Böyle de ölünmez. Saygısız bir ölüm. Yaşandı bitti. 32 yaşında vefat etti kardeşim. Allah yardımcısı olsun inşallah. Bu arada bunların stresi çok yüksekmiş. Niye ya? Bu hayvanların stresi çok yüksekmiş arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bu kapıyı buradan söküyoruz. Evet bu kapıyı buradan söküyoruz. Çünkü niye söküyoruz? Hayvan stres yaptı ya. O sebeple bu kapıyı buradan söktük. Şey düşünüyorum ben ya kardeşim. Ortalığa koymaya arkadaşlar. Bir de şey yapacağım abicim. Newspaper adverts. Bunlara eskiden veremiyorduk hatırlarsanız. Para yoktu. Bunları reklam vereceğim 3000 dolara. Hatta ne talk show'lar mı çıksam acaba ya? Tamam late night talk show'a da çıkalım abicim. Gerçi önce şunu bir durduralım. Bunu başlatalım. Tamamdır. Birazcık para harcıyorum. Şeyi yükseltmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gelen adamı yükseltmeye çalışıyorum. Tanıtım yapalım biraz. Bir de bu hayvanlar çok stres yapıyorlar ya. Bunları
bunları nasıl yapabiliriz ki bu stres olayını? Şu an 5 yıldıza doğru gidiyoruz bu arada, onu da söyleyeyim de. 5 yıldıza doğru gidiyoruz. İşte education'ımız düşük bir tek ya. Education'ı bir türlü yapamadık kardeşim. Education'ı da yapacağız. Şimdi arkadaşlar planlama olarak da bakın, yeni bölge burası. Buraya Afrika şeyi yapabiliriz. Afrika konsepti yapabilirim bu arada. Şuraya kardeşim bir restoran yine. Şuraya veya oraya. Bakın buraya bir restoran. Tamam mı? Şuraya da restoran, belki iki restoran. Ya da şeye de koyabilirim restoranı. Böyle bir su kenara da restoran olabilir. O da güzel olur. Böyle düşünüyorum. 1 milyona doğru gidiyoruz para olarak bu arada. Finansal anlamda hiçbir sıkıntımız yok. Şu anda kardeşim batma imkanımız sıfır artık. Gerçi ben bunu söyledim diye batarız da. Şey çok yüksek bu arada. Staff wages. Yani personel giderleri aşırı yüksek. Yani ya aslında var ya arkadaşlar, ben size bir şey söyleyeyim. Bunların çoğu yatıyordur ha. Boş yatıyordur. Vallahi billahi boş yatıyordur. Allah belasını vermesin. Bir tane daha öldü ya. Bir çakal daha öldü. Bunların artık yaşı geçti zaten çakalların ya. Buraya yeni hayvanlar alacağız abicim. 2100 kişiyi geçtik bu arada. Parayı kırıyoruz. Tamamdır. Mekanikçe şuna tükürdüğümü şeyini yapma yavrum sen. Tamam. Yapma oğlum. Yapma. Ha bunun yolu yok arkadaşlar. Bak yapılmamasının sebebi bu kardeşim. Bak bunun yolu yok. Buna kimse ulaşamıyor kardeşim. Evet. O yüzden şöyle yapalım. Bunu satalım. Bir tane daha. Hatta gerek var mı böyle bir şeye? Niye var o zaman orada abicim? Water treatment. Burada iki su var yalnız. Bak bu suların temizliği önemli arkadaşlar bu arada. Buraya transformer lazım değil bu arada. Bunu satabilirsin abi. Buraya transformer lazım değil. Ya buradaki transformer o karşılıyor zaten. Tamam güzel. Şimdilik arkadaşlar ufak tefek sorunlarımız var. Bu şekil kardeşim. Bunun havada durması gibi ufak tefek sorunlarımız var. Ama bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bir sonraki günde hedefim inşallah bu bölgeyi müthiş şekilde yapmak. Bir tane de giriş açacağım kardeşim bu arada. Şuradan. Şuradan arkadaşlar bir giriş açacağım. İnsanlar oradan da girebilecekler. Bak buradan giriş var bu arada. Buradan girebiliyorlar. Çıkıp giriyorlar buradan. Bir giriş daha açıp bana kalırsa orayı da yapmalıyız diye düşünüyorum. Şu anda müthiş gidiyoruz kardeşim. Bir sorunumuz yok Allah'a şükürler olsun. Allah'a emanet olun. Şimdilik kaçıyorum. Hipopotamlar bakın ayı gibi uyuyorlar. Ayı oğlu, ayının oğulları. Benim ayılar dövüşüyor mu hala bakayım? Şimdilik sıkıntı yok. Bak baba baba harekete bak. Harekete bak. Harekete bak. Harekete hareket. Deli bak. Deli deli deli. Deli bak deli. Deliye bak deliye bak. Kızıyor bak bu da bak. Yapma oğlum. Bir şey yapma lan. Evet görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kardeşim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri İlkcan Atış, Selçuk Çığışar, Musa Öz, Sefer Deniz Uyanık, Alpagut, Kaan Çapar, Necmi Onur Okumuş, Scorpion 44, Mustafa Bacaksız, Abdurrahim Cimen, Refik Deniz Kalafat, Erdem Ç, Halil Cihat Darıcıoğlu, Oğuz Özkurt, Mert Bilal Sarıcan, Dominos'tan Tırcı Mevlüt K, Yağmur Kerimoğlu, Mustafa Eren, Mehmet Şimşek, Türk Hava Yolları'ndan Ördek Furkan, Bersan Çakır, Yusuf Saray, Alper Erdoğan, Ali Karaaslan ve Baku Elçin'e, daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.